Evet, merhabalar. Hyundai tarafı da ay ortası zam yapanlardan. Konumda Hyundai i20. 18 Mart itibariyle fiyat listesi değişmiş oldu. En ucuz i20 904 bin liradan 940 bin liraya çıkarak 36 bin liralık zam gördü. Otomatik vites tarafta cam pakette ise 979 bin liradan 1 milyon 15 bin liraya yine 36 bin lira fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Buradaki gibi style pakete baktığımızda ise 1 milyon 35 binden 1 milyon 75 bin liraya 40 bin lira zam görürken 1.4 motorda serinin zirvesi 1 milyon 115 bin liradan 1 milyon 155 bin liraya çıkıp 40 bin lira fiyatı artmış oldu. Aynı şekilde 1.0 turbo motora geçtiğimizde de benzer artışlar olduğunu görüyoruz. Evet, Egea tarafında zam mı gördük, Clio tarafında zam mı gördük? Yine en uygun fiyatlı ürünlerden biri olan Hyundai i20'de fiyatını rakipleriyle benzer seviyede yukarı taşımış oldu. Hyundai i20 bayi fiyatları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. Siz bir bayiye gittiğinizde nasıl bir fiyatlama karşınıza çıktı? Araçlarda herhangi bir indirime rastlayabiliyor musunuz artık? Bu konuda sizlerin de tecrübelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Bir önceki kasaya göre genelde çok beğenmediğiniz bir tasarım olduğunu söylüyorsunuz ama benim gözüm alıştı açıkçası. Makyajlı tasarımını da ben hoş buluyorum. Arka tarafa geçtiğimizdeki değişiklik ise tampon tasarımında. Yani tamponun şu detaylarına baktığımızda buradaki siyah ızgara yapısı, alttaki gri detaylar i20'nin farklılaştığı yerler. Onun dışında yukarı doğru baktığımızda sadece Style pakette, Style Plus'ta olan LED detayların buraya geldiğini görüyoruz. Onun dışında açıkçası i20 sahipleri belki daha detaylı gözlerle farkları bize sayacaklardır. Aracımızda 1.4 litrelik benzinli motor var. 6.7'li tam otomatik şanzımanlı versiyon. Zaten bu aracı bu motor kombinasyonuyla test etmiştik. Performans anlamında çok da bir şey sunamıyor açıkçası. Yine şöyle etrafında bir gezelim. Style paketli i20'nin tasarımını merak edenler için. Kısa da bir sürüş yapalım bakalım. Özellikle sürüş noktasında makyajlı versiyon, makyaj öncesi versiyona göre herhangi bir fark hissettiriyor mu? Buna bakalım.